Kıymalı iç harcımız için bir kahve fincanı sıvı yağını bir tavaya alıp kızdırıyorum. Kızan yağın içine 2 adet yemiklik doğradığım soğanı, 3 diş sarımsak rendesini ekleyip kavuruyorum. Kavrulan soğanlarımızın üzerine 250 gram kıyma ilave edip tekrardan kavuruyoruz. Kıymamız kavruldu. Üzerine bir miktar kırmızı toz biber, bir miktar karabiber, bir miktar tuz ilave edip karıştırıyoruz. İçimiz hazır. Ocağımızın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Şimdi hamurumuzu hazırlıyoruz. Bir kaba 2 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 2 kahve fincanı sıvı yağı, 2 yumurta akı, sarılığını üzeri için kullanacağım, 3 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instans maya ekleyip karıştırıyorum. Üzerine unumu ilave ediyorum. Kulak memesi kıvamında bir hamur olacak şekilde un miktarını belirliyorum. Hamurumuzu yoğurduk. Üzerini kapatıp mayalanması için 1 saat bekletiyoruz. Hamurumuz mayalandı. Bir defa yoğuruyoruz. Unladığımız tezgaha alıyoruz. 2 parçaya bölüyoruz. Birinci parçamızı 8'e bölüyoruz. Beze yapıyoruz. Yuvarladığım bezeleri tabak büyüklüğünde açıyorum. Sekiz tane bezemi bu şekilde açıp hazırlıyorum. 8 tane bezemi açtım. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını aralarına sürerek üst üste koyacağım. Son hamurumu da üstüne koyuyorum. Son hamuruma yağ sürmeden un serperek açıyorum. Hazırladığımız yufkamızı dilimlere bölüyoruz. Hazırladığım harçtan uç kısımlara koyuyorum. Şu şekilde sarıyorum. Hazırladığım poğaçaları yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyorum. İlk başta ayırdığım hamurumu aynı şekilde hazırlayarak fırın tepsisine diziyorum. Poğaçalarımızı yarım saat tepside mayalandırıyoruz. Mayalandırdığımız hamurların üzerine daha önce ayırdığımız yumurta sarılarını sürüyoruz. Poğaçalarımızı önce ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Poğaçalarımız pişti. Bir tanesinin içini göstermek istiyorum. Şu şekilde kat kat oldu. Çok lezzetli görünüyorlar. Şimdiden afiyet olsun.